Senin çektiğini bir dört duvar bilir. Kimse de artık seni dinlemiyor. Anlatmaya da çalışmıyorum artık kendimi. Ağlıyorsun, üzülüyorsun, kendini harap ediyorsun. Ağlamıyorum artık, anlatmaya da çalışmıyorum. Fark ettiyseniz, yani kızgınken daha hala çok tepkilerimi koyabiliyorum. Çok kırgınım Öykü Hanım. Yani tanıma yolu yok galiba, değil mi şu anda? Var evet mı? En son öyle söylemiştim. Bunu belirtmeniz mükemmel oldu. Kırgınım, yani bu kırgınlığım geçmiyor. Bu hani eskiye takılmak değil. Birçok insandan duyuyorum. Eskiye takılsam eski muhabbetleri açıp koyarım. Ya da işte bak şuna takıldım. Keşke belirli bir şeye takıldığımı bilsem. Neye takıldığımı. Bir his var içimde. Bir saniye ben bir bitireyim. Bir his var içimde Öykü Hanım. Kim konuştu ki? Yok, bir elini kaldırdı da saygısız yok, sakin olmasın ol. Diye. Devam et. Bir his var içimde ve ben en başında da söylemiştim. Benim içime bir şey düşünce hırçınlaşıyorum ben. Sabah tartıştık, sabah yüklendik birbirimize. Bir önceki gün, dün aynı şekilde tartıştık. Yani buraya geldin, ben Dilara olsam oturuyorum. Ben gayet sakin bir şekilde anlatıyordum. Allah rızası için. Sen bir şeyi beş kere söylediğin zaman ben de gerilip sinirlenip sesimi yükseltip yaklaşıyorum oradan. Öykü Hanım, ben Dilara olsam oturuyorduk. Sonra bir tartışma yaşandı. Leyla gitti. Geri geldik. Bağırarak bir şeyler söyledi. Dedim ki neden bak bağırma acaba? Gel. Burada... Sıkıldım ya. Ya bu ne ya? Bağırmıyorum diyorsun yani. Bunun üzerine ben yorum yapıyorum. Hani şu sıkıldım an bağırmak ya. O zaman yani neden bağırdığımı da yani söyleyeceksin. Bir görelim burada. Bir görelim mi? Neden bağırdığımı da söyleyeceksin. Bir görelim. Süreci bir madem suçlu konumuna düşünemezsin. Ben seni suçlamıyorum. Sen bağırmadığını hemen görelim. Söyle. Bu anı görelim. Üstüne sıcağı sıcağına olayı anlatmadan yorumlarınızı söyleyin. Görelim bakalım. An düzelse anda kalacağım Murat. Ne an düzelmiyor ki. An bir düzelmiyor. Bir şey söyleyeceğim. Şu an bozuk giden bir şey var mıydı da? İzle kendini kenardan. Ne yanlış yaptım en sonki olaylardan sonra? Tamam, geçmişte yaptığım hataları ben zaten kabul ediyorum. Bunları zaten dile getirdim. Özrümü diledim. Burada da özel olarak da konuştuk. Her şeyi anlattım, anlattın. Ama sonrasında ne yaşadık da biz böyle bir enerjimi düşürüyorsun? Murat, bizim tanıma yolumuz bitti, farkındasın. Elimden geleni fazla sanır ama sen bana... Ben... Tanıma yolumuz bitti. Tamam. Sen bunu endeksleneceğine, senin ben bunu endekslenmiyorum. Bu konuyu seninle telefonda konuşacaktım. Ben ne yapıyorum? Sana yaklaşmıyor mu güzel bir şekilde? Bana bir yükselme. Hayır, ben şu an yükselmiyorum. Ben sana güzel gelmeye çalışıyorum her seferinde. Sen kafamı kurcalayan bir şeyler var. Senin kafanın neler kurcalıyor? Hakikaten. Söyleyeyim mi ben? Yeter, Murat bu arada selam söyleyeyim. Gelmene gerek yok. Leyla olur mu? Belli ki çok rahatsızsın bundan. Sıkmayan biriyle olursun o zaman, olur mu? Bir şey söyleyeceğim. Ben seni sıkıyorum geliyorsun çünkü. Geliyorsun ya, o zaman gel laf söyle. Gelmiyorum. Kaçma. O zaman gelme buraya. Madem geliyorsan otur konuşalım ya da buraya hiç laf söyleyip de gitme. Sana şu an hiçbir kelime bulamıyorum biliyor peki musun söylemek için. Ya geleceksen gel adam akıllı konuşalım. Tamam, o zaman bir daha gelip oradan konuşma. Ne var? Ne saçmalıyım ya? Vallahi ne kadar ben bu ses tonunu duydum ama mahvoluyorum. Bilmiyorum ki neye kırıldığını, neye bukt olduğunu. Bence olay... Geçmişe takılıyor dostum. Geçmişe takılıyor. Geçmişe takılmıyorum! Allah kahretsin. Delirttin beni en sonunda şurada. Bu da beni delirtti Leyla. Parti ne anlatıyorum iki saattir? Ne geçmişe takılması? O fazla hoşlanıyor senden. Allah'ım sen benim aklımı koru ya, gerçekten ya. Onun kadar yüksek değilsin. Bu evde benim aklımı koru ya. Onun yüksekliği, alçaklığı yok kanka. O duygularını bu şekilde ifade ediyor. Harareti bu şekilde ifade ediyor. Ben farklı bir şekilde ifade ediyorum. Sen ifade edemiyorsun işte. Bak şimdi buradan bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi oradan çıkacak böyle carlayacak bana. Dün de yapıyor bunu. Abi gel konuşalım, tartışalım. Tartışacağız. Sessiz olacağız, gerekirse alttan alacağız. Ama sen böyle kaçarak ederek ben ağlamak istemiyorum diyerek... Kaçamazsın yani. Alışmış çünkü ağlamama gerçekten. Ya, zevk alıyor. Beni delirtiyor. Sonra diyor ki niye bağırıyorsun? Ben şizofrenim. Beni o zaman götürün. Bakırköy Devlet neydi o? Ne hastane? Ruh ve sinir hastalıklarına. Yani bir insan bir hiç mi demez ya? Yani bu kız niye böyle yapıyor ya? Bir bakayım, bir konuşayım. Öykü Hanım. Ya höt 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 bana gelirsen. Niye kaçıyorum? Ağlamamak için. Çünkü bıktım ya ağlamaktan, bağırmaktan. Niye kaçıyorum? Yükseliyorum. Kendimi biliyorum. Söylüyorum. Tamam, şimdi de yükselme. Sakin ol. Nefes al. Olsun. Ya ben Murat'ın yani çok gördüm bir şeyleri düzeltmek için çabasını. Ama gerçekten takılmıyorum diyor da gerçekten çok takılıyor geçmişe.
bu kadar Allah da bu hani çok toksikleşiyor yani. Artık ilişkileri. At gözlüğünü takmışsınız hepiniz gözünüze. Böyle bakıyorsunuz ya. Konuşuyorum. İlla her şeyi dilim. Ya lütfen karışmasınız ya. Reçeteye böyle deftere yazayım bundan sonra. Ben kendi gördüğümü kırıldım. Söylüyorum arkadaşlar. Şunu bana lütfen. Söyle. Leyla müsaade et. Rümeysa, Buse ve Ozan. Ama öncesinde Yeliz'e soracağım. En son Aynur sana tekrar söz vereceğim. Senin Murat'la ilgili bir tespitin var narsist diye. Narsist. Ya ben nerede görsem tanırım narsisti. Murat narsist. Ben de kadınları çok iyi tanırım. Belli nasıl iyi tanıdığın kızı ne hale sokuyorsun üze üze? Bilinçli yapıyorsun o zaman. Ben bilinçli yapmıyorum. Peki bundan anlıyorum. Onun söylediği bir döngü var. Bu döngüden de bahseder misin? Bu döngüden çıkmayacak. Yani zaten... Ne oluyor yani o döngü? Şunu olacak. Murat düşüncesizlik yapıyor. Leyla'yı önemsemiyor. Değer vermiyor. Bu yüzden kullandığı cümleler veya kurduğu cümleler Leyla'yı kırıyor. Üzülüyor Leyla. Bunlar bir gün iki gün kavga ediyorlar. Sonra Murat geliyor, gönlünü alıyor. İki gün daha mutlular. Üçüncü gün Murat yine erkekler evinde bir laf ediyor. Leyla yine üzülüyor. Sonra resk yine iki gün kavgalılar, sonra barışıyorlar. Üç gün mutlular. Tekrar farkında mısınız? Bu döngü bir ay olacak. Bir aydır böyle. Narsistlik bu. Peki, evet. Cevap verebilir miyim Mökhan? Cevap versin, sonra Ozan'a söz verin. Tamamen bahsetmiş olduğu şey eski konularla alakalı. Biz Leyla ile birebir konuştuğumuzda bana genel olarak nelerden şikayetçi olduğunu hepsini söyledi bana. Senden memnun olmadığım konular. Biz bunları tamamen ben algıladım. Sonrasında erkekler evinde de mesela X kişiyle belki konusu geçtiğinde özellikle bu konudan müzdarip dedi ki ağzını almayacaksın lafını. Ben ne zaman hasret gelse söylese ya da X bir kişi gelse söylese ben diyorum ki bakın o konulara ben dahil olmak istemiyorum, yorum yapmak istemiyorum. Belki almayacaksın ağzına, Aynur'u almayacaksın, Yeliz'i almayacaksın, bunlar bak konular. Yeliz'i değil de Berke'yi de değil aslında. Aynur'u ağzına adına almayacaksın. Hiçbir konuya müdahale etmeyeceksin. Genel bir genel konuysa olarak. Tabii ki de herkes fikrini bildirebilir. Bu konuyla hani şahsi peki, olarak bir şey mi yok? Peki başka görüş alalım. Ozan. Yani Murat yine kendi yanıtını kendine verdi. Ev içerisinde bu tarz bir mücadelesi var ama bilmiyorum Murat'ı tam doğru analiz edemedim mi anlayamıyorum. Ben Leyla ile kesinlikle şöyle bir durum var. Bu konular açıldığında, Aynur konusu açıldığında, Aynur'la Berke'yi konuştuğumuzda ya işte biliyorsunuz benim durumları. Hani Aynur'un ismi o kişinin Aynur'un ismini ağzına almıyor. O kişinin ismini ağzına almayayım, dahil olmak istemiyor. Yani bunu yaparken bile sanki bir iğneleme hissettiriyor millete. Of, ya hiç ya sus pus kal o zaman hani. Hiç oraya gitme. Ortamda bulunuyoruz ya. Sonrasında bana dönüyorsunuz yani genel yok, olarak. Yok mücadele ettiğini farkındayım. Öyle sadece belki ama. Hani etmiyormuşum gibi. Hani ediyorsun söylüyorum bunu. Eyvallah. Hani o kişinin ağzına konuşun abi. Ağzını almak istemediğini vesaire çok çekez belirtiyorsun ama sanki istemsizce yine o işin içinde bulunuyor gibisin. Erkekler evinde öyle çünkü çabasını gösteriyormuş gibi gösteriyor bize. Çaba var da. Yani Murat yani cidden de öyle yaptığını bize hissettiriyor ama kendi aralarındaki muhabbetleri kesinlikle bilmiyoruz. Sonrasında Öykü Hanım. Leyla'nın isteği. Kırgın olduğunu aynen söyledi öyle bana Leyla sana karşı. Ben de diyorum ki neye kırgınsın? Söyle hani bunun üzerine konuşalım. Anlaman lazım diyor. Diyorum biz ki anlamıyorum diyorum. Bu sefer ben söyleyince de ben söyledi oluyor. Ya diyorum ki Leyla ne yapayım? Hani anlamadım. Bu sefer sen söyle diyorum. Benim mi söylemem lazım? Rümeysa. Bence Leyla sürekli Murat'ı affettiği için kendine affedemiyor diye düşünüyorum. Yani o küçük olaylarla patlıyor. Yani sizin küçük gördüğünüz olaylar aslında onun için büyük zaten doğmuş. Zaten bunlar tırt da toplamış. Bahanesi oluyor. Ben bu şekilde düşünüyorum. Hak da veriyorum. Sizin evde öyle gözüküyor olabilir ama bizim evde de Leyla'yı da biz görüyoruz da sürekli. Gördüklerimizi yorumluyoruz çok ya. Biz şey onun için üzülüyoruz. Ama onunla konuşunca ben ikisiyle beraber de konuştum. Onunla konuşunca o da anlamıyor hani. Yaratılışlarımız farklı yani bu kadar küçük şeyden böyle büyük tepki verilir mi, bu kadar bağırılır mı? Onun içeriğini bilmiyorsun. Onun öyle davranmasının sebebi o anlık küçük şeyler değil, daha önceki şeyler. Onarılmayı bekliyor, evet. Geçmişte olan şeyler düşünmeni bekliyor, anlayışlı evet, olmanı bekliyor. Aşamıyorsa bitirmeleri gerekiyor bence diyorum. Ama aslında yapabilir bence yani. Anlayabilir, çözebilir, hemen kestirip almaması lazım. Aynur? Murat seni hak etmiyor diyorum. Ne? Bu kadar üzmezdi. Ya kendini hırpalıyorsun o kadar kendine geldiğin var yani. Gerçekten yoruyor, boşuna yoruyor bir de yani. Çünkü adam anlamıyor ya. Evet. Anlamayan bir adam varsa anlatmak için uğraşmayacaksın. Yok beklenti öldürür hayatım. Evet yani. Beklenti öldürür. Onun anlayışı farklı, onun anlayışı farklı. Çatışıyorlar kimse yani. Kimse senin mutluluğun gerek yok için. Bence de. Evet ya kimse senin mutluluğun için bir şey yapmak zorunda değil. Söyle alabiliyorsan al. Alamıyorsan vakit kaybetme yoluna bak. Aynen öyle. Ben hayat bu. Bir şey fark ediyorum.
Leyla orada üzülüyor. Geldi Yeliz'e Mert'in dedikodusunu anlattı. Tutamadım artık, söyledim. Bak kaç hafta oldu. Kendin söylüyorsun. Doğru söylüyor. Ben orada tek başım. Bu arada onu da söylemiştim. Ben tutamadım artık yani. Hatta orada kendi kendime söylendim. Hala ne anlatıyor orada? Ben ama kendi sen gene bak. Yarın gene kaldığın yerden devam edeceksin. Ben. Bana benziyor İlkan. Senin eşin. Ben daha da bu konuyla alakalı hiçbir şey söylemek istemiyorum. Neyse tamam, büyük konuşmayın yani, o nerelerden döner. Yani belli ki aklın kalıyor. Seni inandıracağı bir şeytan tüyü var. Bir şey yakalamış sende. Oradan ne devam. Hırçınlaşacağımı söylemiştim ama içime bir şey olunca ben hırçınlaşıyorum. Hiçbir şey söylemesem derim. Doğru, sonradan çıktı bu yüzüm. Kendi kalbine bile kendin kalkansın. Yani oradaki sevgiye bir şey olmasın diye aman yok bir şey yok bir şey falan yapıyorsun. Kalbini pışpışlıyorsun yani. Yaptı, canımızı yaktı ama yok isteyerek yapmadı falan diye kendini kandırıyorsun. Salak olduğum için çok. Ya estağfurullah, öyle bir şey yok ama kendini hırpalıyorsun. Yapma. Sana değer vermiyorsa bu arkadaşın olur, iş yerin olur, o olur, bu olur, şu olur yani... Hak ettiğin değeri vermiyorsa vakit kaybetme. Ömür bir kere. Sıkılıyormuş. Allah yolunu açık etsin. Zaten ya aklı da fikri de karışıktı. Ben engel olmayayım. Bak, gerçekten asla müdahale değilse, etmem. Tamam. Hayır. Tamam, bunu net olarak şu an yapmazsam başka zaman yapamayacağım. Yapamayacaksın. Peki o zaman dinliyoruz. Sıkılmış belli ki. Kaldıramıyor. Olabilir. Benim de kaldıramıyorum demek ki yani şu an bir şeyleri görmemezlikten gelmesini. Hazır değilsen bir şey bitirme hala Leyla. Hala ben demesini. Aklı da karışmış zaten en başından beri çok net olan bendim. Sen geçmişimi açarak ben onu hiçbir zaman bu konumlara düşürmedim asla. Son bir haftada ben ne yaptım şimdi böyle ben konuşuyorsun? Ben de bilirdim her şeyi yapmasını. Hala bir şeyleri görmeyip ben demesinden zaten bir şeyleri anlayabiliyorum. Çocuk değilim, bazı şeylere zekam yetiyor, hani zeki bir kadınmışım ya. Her şey farkında olarak zaten beklemediğim. Ama görüyorum ki içinden gerçekten suçlamıyorum. Olabilir, hepimizin duyguları birbirimize karşı aynı olmayabilir. İçinden gelmiyor, saygı duyuyorum. Lütfen, ben daha fazla üzülmek ben istemiyorum. Ben de ağlam artık ya. Lütfen. Vallahi hiç üzme kendini. Gerçekten ben bugün kendime söz verdim ağlamamak için. Kendimi de bu konuma düşürmek istemiyorum. Onu da böyle sıkıştırmak istemiyorum. Gönül rahatlığıyla istediğine yönelebilir varsa kafasında bir şey. Bunu kinaye yapmıyorum. Düşünmesin Leyla, gelir böyle yapar, çirkefleşir. Asla. Saygı duyuyorum. Bundan sonra da sıkmıyorum. Yolu açık olsun. Peki. Evet Murat, var mı söyleyeceğim? Yok Öykan. Bir şey söylemek istemiyorum şu an için. İşte burası da senin konuşacağın yerdi aslında. İstediği buydu bence onun. Yani ya Leyla'nın bunu yapması... Bence de bir kelime mi geldi? Ben mi yanlış anladım? Efendim? Öyle bir şeyi ben beklemiyorum yani. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Burada Bat da biliyor, benim en yakın dostum. Öykü Hanım. Ya şimdi tekrardan gerçekten konuşmak istemiyorum. Gerçekten konuşmak istemiyorum. Sinirlerim çok bozuldu. Sus sen, sakın emin misin? Evet. Bir daha sormayacağım. Çok yükseleceğiz, hiç gerek yok Öykü Hanım. Peki. Evin içerisinde bitmeyen bir hikayemiz daha var. Bir üçgen.